Kütahya Kamu Taşeron Çalışanları Derneği Başkanı Kadri Eroğlu, Emet ve Hisarcık ilçelerinde Etibor'da taşeronda çalışanların sorunlarını dile getiren basın açıklaması yaptı. Kadri Eroğlu yaptığı açıklamada, 04.11.2012 tarihinde pazar günü Emet ilçemize yaptığımız ziyarette, Emet ve Hisarcık ilçesinde yaşayan ve çalışan taşeron kardeşlerimizin sorunlarını, yaşadıkları sıkıntıları onlarla paylaştık dedi. Emet ilçemizde özellikle Etibor Maden İşletmesi ve hastanedeki sorunların gün yüzüne çıktığı bu ziyaretimizde, tüm bunları konuşup çözümler aradığımız bu ziyaretin amacına ulaştığını düşünmekteyiz. Tüm Kütahya'mız ilçeleriyle bir bütün olarak bu haklı davamızda hızla mesafe kat etmeye devam etmektedir. Tüm taşeron kardeşlerimiz şunu çok iyi bilmelidirler ki bu mücadeleyi hep birlikte gece gündüz samimiyetle çalışarak mücadelemizden asla ödün vermeden azimle çabalayarak kazanacağımızı bilmelidirler. Biz taşeron çalışanları büyük bir halkanın küçük parçalarıyız. Nasıl ki bir halkada bir parça eksik olur da o halka tamamlanamazsa bizler de öyleyiz işte. Bu yüzden bu mücadeleyi hep birlikte verme mecburiyetimiz söz konusudur. Gerek Etibor Maden İşletmesi, gerekse de devlet hastanesindeki sorunlar çözülemeyecek sorunlar değildir diyen Kütahya Kamu Taşeron Çalışanları Derneği Başkanı Kadri Eroğlu, biz birlikte mücadele ettikten sonra ölümden başka her zorluğu mutlaka yeneriz. Yeter ki samimiyetle davamıza sahip çıkalım. Etibor'da binlerce taşeron çalışanı kardeşlerimizin tek bir çatı altında toplanmaları, bizlere maddi manevi destek vermeleri, ilerleyeceğimiz bu yolda çok büyük moral ve azim kaynağı olacaktır. Bizler sadece Tavşanlı, Emet, Hisarcık'taki değil, Simav, Gediz, Domaniş'teki arkadaşlarımızın da her daim destekçisi ve sorunlarının takipçisi olacağız. Biz oradayken almış olduğumuz elin bir haber bizleri derinden üzmüştür. Zira Etibor Maden İşletmesi'nde taşeron işçi olarak çalışan Halil Yüce kardeşimize de Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar ihsan eylemesini temenni ederiz. Bundan sonra da derneğimiz faaliyetleri hız kesmeden devam edecek olup bizleri yalnız bırakmayan başta taşeron kardeşlerimiz olmak üzere herkese teşekkürlerimizi sunarız açıklamasında bulundu. Hepimiz çözümüşüz. Bakması durumunda bir yerde çekiyoruz. Hiçbirimiz bugün Kütahya'daki en önemli cadde, sevgi yolu. Kalkıp ailecek sevgi yolunda dolaşamıyoruz. Neden? Çoluğumuz çocuğumuz bir şey gördü, alamam. Hanım bir şey gördü, alamam. Bunun yüzünden az önce de gördüğünüz adam paranın önünde diketini kapatarak geçiyor. Orada belki karikatür ama gerçek, yaşanan bu. Ha belki o şekilde geçmiyor ama o şekilde geçmemek için çarşıya çıkarmıyor. Adam. Çoluk çocuğum. Benim istemez ki. Yok çünkü. Bence bir şey yok.